Galaktik Savaş'ın derinliklerinde yıldızların arasında gizlenmiş bir çatışma yürüyordu. Işıklı kılıçlarla donanmış kahramanlar kaderin iniş çıkışlarında büyük bir savaşın ortasındaydı. Yıllar boyunca mücadele halinde olan bu iki güç, ayrılıkçıların kazanmaya olan ihtirası ve Cumhuriyet'in eşsiz direnişinin bir mücadelesini sergiliyordu. Aydınlık tarafın umudu Jedi şövalyeleriydi. Onlar barışın ve adalete olan sonsuz inançlarıyla evreni korumak için var güçleriyle savaşıyorlardı. Güçlerini kullanırken bilgeliği ve cesaretiyle galaksiyi aydınlatıyorlardı. Ancak karanlık taraf ayrılıkçı liderlerin hain oyunlarıyla ve Sith'in acımasızlığıyla güçleniyordu. Ayrılıkçılar güçlerini droid ordusunda toplamışlardı. Zincirlerle bağlanmış binlerce droid savaş alanlarına titiz bir şekilde programlanmış saldırılar gerçekleştiriyordu. Bu robot ordusu Cumhuriyet kuvvetlerine karşı acımasızca ilerliyor, her bir adımda karanlığın gölgesini daha da derinleştiriyordu. Cumhuriyetin savunucuları bu karşıt gücü direnmek için ellerinden geleni yapıyordu. Cesur askerler gezegenler arası savaşlarda ayrılıkçılara meydan okuyor ve umudu yeniden canlandırmaya çalışıyordu. Fakat her ilerleme bir geri çekilişle karşılanıyordu. İçlerindeki umut bazen anlık bir ışık gibi parlasa da karanlık bir gölgenin ardında kayboluyordu. Bu savaşta Jedi şövalyelerinin önderliğiyle Cumhuriyet'in geleceği belirleniyordu. Güçlerini hissederek zihinlerini ve bedenlerini eğiten bu kahramanlar ayrılıkçıların ve Sith oyunlarını bozmak için elinden gelen her şeyi yapıyordu. İyilikle kötülük arasındaki savaş evrenin merkezine epik bir çatışmaya dönüyordu. Jedi'lar için bu çatışma ne yazık ki hüsrana dönüşüyordu. Ayrılıkçı kuvvet küllerinden doğuyor, engellenemez yükselişi başlıyordu. Liderleri Count Dooku, içinden geldiği Jedi düzeninin bağlı olduğu Cumhuriyet rejiminin temellerini sarsıyordu. Evet, 501. Lejyon'a hoş geldiniz trooperlarım. Star Wars'u dibine kadar yaşadığımız bu kanalda bugünün konusu çok uç bir şey. Yıldız Savaşları evreninde bir sürü olay yaşandı. Farklı dövüşler, devrimler ve kahramanlıklar. Ancak bugün size anlatacağım hikaye Star Wars evreninin bambaşka bir paralel evreni gibi bir şey. Ayrılıkçıların zafer kazandığı bir senaryoyu anlatacağım. Videoya başlamadan önce de senden küçük bir isteğim var. Desteklerini lütfen benden esirgeme. Eğer Star Wars içerikleri görmek istiyorsan kanalıma abone olabilir ve like atabilirsin. Hadi gelsin intro ve geçelim videoya. Galaktik İmparatorluğun yükselişi sırasında Count Dooku'nun iç dünyasında fırtınalar kopuyordu. Sith'in karanlık tarafına bağlılığı, Palpatine'e olan inancı sarsılmaya başlamıştı. Yıllardır sadık bir öğrenci olarak hizmet ettiği Darth Sidious'a duyduğu güven, şüphe ve kuşkularla yer değiştirmeye başlamıştı. Kendisinin hep ikinci plana atıldığı hissine kapılmaması elde değildi. Dooku, Palpatine'in gizli planını tamamen öğrenmese de hissediyor, anlıyordu. Bir zamanlar Jedi düşünceleriyle yoğrulmuş olan Dooku, Sith'in karanlık tarafının cazibesine kapılmıştı. Ancak Cumhuriyet döneminde giderek artan yolsuzluk ve adam kayırmacılık onun içinde bir rahatsızlık yaratıyordu. Galaksiyi ele geçirmek uğruna yapılan fedakarlıklar ve masumların çektiği acılar Dooku'nun vicdanını sorgulamaya itiyordu. Bir gece derin düşüncelere dalmış olan Dooku, geçmişine ve Jedi eğitimi aldığı günlerine dair hatıralarla karşılaştı. İlk başta bu hatıralar onu rahatsız etti ve geçmişinden kaçmak istedi. Ama sonra Jedi'nin öğrettiklerinin hala onun içinde bir yerde saklı olduğunu fark etti. Dooku'nun zihnine bir çelişki doğmuştu. Kendisinin bir Jedi olmadığını biliyor ama Sith olarak da tanımlamak istemiyordu. Kendi kendine ikisinin arasında seçim yapmak zorunda mıyım diye düşündü. O farklıydı. Kendi yolunu çizmek istiyordu. Palpatine'in hükümdarlık planlarına olan inancı zayıflamaya başlamıştı. Sith'in karanlık tarafının sağladığı güç, hayatın gerçek anlamını görmesine engel oluyordu. Geçmişteki Jedi öğretileri, Dooku'ya barışı, adaleti ve özgürlüğü hatırlatıyordu. Artık Cumhuriyet'in sert kavrayışından uzaklaşma zamanı gelmişti. Bu iç sorgulama süreci Dooku'nun Palpatine olan sadakatini sarsıyordu. İmparatorun her türlü zorbalığını ve haksızlığını gözlemledikçe içinde bir isyan ateşi yükseliyordu. Ancak Sith'in karanlık tarafına bağlılığını tamamen terk etmek kolay değildi. Geçmişte yaptığı seçimler ve işlediği suçlar onun vicdanını hala kemiriyordu. Dooku sessizce imparatorluğun yanlışlıklarını gözlemlemeye devam etti. Acıyı ve korkuyu her adımda hissetti. Sith'in karanlık tarafının sunduğu güç ve zenginlik artık onun için çekici değildi. İçinde bir umut ışığı yanmaya başlamıştı. Bir plan yapmanın vakti gelmişti. Count Dooku'nun iç dünyasına yükselen umut ışığı giderek büyüyordu. Artık Sith'in karanlık tarafına olan bağlılığı tamamen sarsılmıştı ve gerçeği görmek için gözlerini açmıştı. Kendi yolunda yürüyecekti. Ancak Palpatine'in karşısına çıkmak ve onun hükümdarlık planlarını engellemek kolay bir görev değildi. Dooku nihayet planını devreye koydu. Gizlice Senatör Amidala ile iletişime geçti ve onları gerçeği görmeye ve Palpatine'e karşı durmaya davet etti. Palpatine'in kimliği hakkında net bir delil olmasa da onun görevini sonlandıracak delilleri senatöre göndermesi çok önemliydi. Eğer bu bilgiler başkasının eline geçerse o zaman Dooku'nun vay haline. Dooku kendinden başka kimseye güvenemezdi. Çok delicesine bir işe kalkışmak için harekete geçti. Elmas gibi parlayan yıldızlarla süslü galaktik senato binasının koridorları sessizliğe gömülmüştü. Count Dooku'nun kafasına binbir düşünce dolaşıyordu. İçinde büyüyen şüphe, Darth Sidious'u ifşa etme fikrini daha da güçlendiriyordu. Artık bu şüpheleri paylaşmanın ve gerçeği ortaya çıkarmak için bir adım atmanın zamanı gelmişti. Dooku kalabalığı önünden iterek Senatör Padme Amidala'nın ofisinin kapısına yaklaştı. İçinde karanlık çatışırken cesaretini topladı ve kapıyı yumrukladı. Padme'nin yardımcısı kapıyı açtı, şaşkın bir ifadeyle Dooku'yu karşıladı. "Senatör Amidala ile acil bir konuşmam var," dedi Dooku kararlı bir şekilde. Yardımcı şüpheyle Dooku'yu süzdü. Ancak sonunda geri çekildi ve Dooku'ya izin verdi. İçeri adım attığında Padme Amidala masasının ardında onu bekliyordu. Gözlerinde merak ve şüphe vardı. "Count Dooku, siz burada ne yapıyorsunuz?" diye sordu Padme. Dooku yavaş adımlarla masaya doğru ilerledi, ciddi bir ifadeyle karşısına oturdu. "Senatör Amidala, içinde bulunduğum durumu anlatmak için buradayım. Ben Sith'in karanlık tarafının temsilcisi olduğunu iddia eden Darth Sirius'a hizmet ettim. Artık gerçeği görmem gerektiğini anladım," dedi Dooku sessiz bir tonla. Padme şaşkınlıkla Dooku'ya baktı. "Bu ciddi bir iddia Count. Siz Sith'in bir parçası olduğunuza inanılan biri olarak burada neden benimle konuşuyorsunuz?" Dooku Padme'nin şüphelerini anladığını görebiliyordu. "Sith'in planlarına ve Darth Sirius'un gerçek kimliğine dair birçok ipucu topladım. Bu ipuçları senatör olarak sizinle paylaşmam gerektiğini düşündüm. Bu, galaksiyi karanlık bir gelecekten kurtarmanın bir yolunu bulabileceğimize inandığım içindir." Padme kafasını düşünceli bir şekilde eğdi. "Eğer bu söylediğiniz doğruysa bu gerçeği ortaya çıkarmamız gerekiyor. Ama nasıl yapacağız? Bu büyük bir tehlike ve risk içeriyor." Büyük gün gelip çatmıştı. Star Wars evreninde izleyiciler görmese de Senato'nun güven oyu verme mekanizması vardır. Senato, galaktik hükümetin yasama organı olarak görev yapar ve çeşitli meseleler hakkında kararlar alır. Senato üyeleri temsil ettik dünyalardan seçilir ve galaktik politikaları etkileme etkisine sahiptir. Senato'da güven oyu genellikle senatörlerin liderlik rollerindeki performanslarını değerlendirmek için kullanılır. Bir senatör görevini yerine getirme yeteneği, liderlik becerileri, adalet ve dürüstlük gibi niteliklerine göre değerlendirilebilir. Ancak Star Wars evreninde senatörler arasında politik entrikalar, güç mücadeleleri ve Sith'in etkisi gibi faktörler de mevcuttur. Bu nedenle güven oyu verme süreci bazen politik manipülasyonlar ve oyunlarla çalkalanabilir. Bugün de şansölye için kader günüydü. Kendinden emin olan Palpatine için güven oyunu geçmemesi için bir neden yoktu. Ancak çırağı onun kuyusunu kazmıştı. Senatör Padme Amidala, Dooku'dan aldığı kanıtları meclise sunmak için sabırsızca yerine oturdu. Güven oyu başlamıştı. Sıkıcı bir giriş konuşmasının ardından tek tek senatörler Palpatine'i oyluyordu. Sıra Senatör Padme Amidala'ya gelmişti. Padme sessizce ayağa kalktı ve yanındaki görevlilere bir şeyler fısıldadı. Meclisin ortasına açılan dev ekranda Dooku ve Palpatine'in konuşmaları oynatılıyordu. Palpatine şok olmuştu. İhanete uğradığını hemen anlamış ve karşı politika uygulamıştı. Kendisine komplo kurulduğunu söylüyordu. Senatörün bu hamlesi aniden geliştiği için meclisin çoğunluğunun kafası karışmış, mecliste kopan curcuna ancak geçici başkan ile çözülebilirdi. Galaktik Cumhuriyet'in kanunları nedeniyle mecliste en yaşlı ve cumhuriyeti en uzun süre hizmet eden kişi geçici şansölye olarak tayin edilmişti. Palpatine ise soruşturma açıldı ve haklılığı ispatlanana kadar görevden el çektirildi. Yer yerinden oynuyordu. Galaktik Cumhuriyet savaşın ortasında böylesine bir darbe alması hiç işten değildi. Cumhuriyeti çok zor günler bekliyordu. Jedi Konseyi ise olanı biteni uzaktan izliyor, siyasete karışmak istemiyordu. Ancak kendilerine sorular yöneltileceğini çok iyi biliyorlardı. Jedi Konseyi kendince karar almıştı. Başarısızlıklarını gizlemek için hiçbir yorum yapmama kararı almışlardı. Ancak Anakin için bu durum anlaşılmazdı. Jedi Konseyi'nin niçin bu olayları araştırmak için meclise teklif vermediğini merak ediyordu. Aslında meraktan daha çok kuşku duyuyordu. Böylesine çalkantılı bir olay varken Jedi Konseyi'nin sessiz kalması Anakin'i şaşırtıyordu. Cumhuriyet bürokrasisi de neredeyse durma noktasına gelmiş, tüm emirler ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmişti. Ayrılıkçı kuvvetler için fırsat bu fırsattı. Hücum sırası onlardaydı. Dooku bu süreçte nasıl hamleler yapacak? Palpatine olan bitene seyirci olacak mı? Evet arkadaşlar, bir bölüm daha sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Part 2 tahminlerinizi de yorumlara bekliyorum. Çünkü yazdığınız yorumlardan hikayeye birkaç ekleme yapıyorum bazen. Daha fazla içerik görmek istiyorsan takipte kalmayı unutma.